Efendim piyasa saatiyle karşınızdayız. Saatlerimiz 11. Ben Gözde Kılıçaplı'nın 4. işlem gününde fiyatlamalar ve beklentiler diyeceğiz. Dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın İstanbul Sanayi Odası'nda yaptığı sunumu takip ettik. Orada öne çıkan detayları konuşacağız. Yarın içeride büyüme rakamları elbette önemli. Amerikan piyasaları Şükran günü nedeniyle bugün işleme kapalı olacaklar. Yarınsa seansı erkenden kapatacaklar. Ve Borsa İstanbul tarafındaki son performansa bakacağız. Artık Kasım ayını kapatmak üzereyiz ama Kasım'da Borsa İstanbul başka mıdır başlığıyla bu aya başlamıştık ki iyi bir performans. Bankalar öncülüğünde yükselen bir ana endeks işlem hacimleri de yüksek almaya devam ediyor. Oradaki grafiğimizle önce son tabloyu ekranlarınıza getireceğiz. Ve Amerikan seçimlerini 5 Kasım tarihinde takip etmiştik ve 5 Kasım tarihi öncesindeki Borsa İstanbul'daki işlem hacimlerine baktığımızda 60-70 milyar lira bandında olan bir hacim grafiği işte paylaşılıyor ekranda. 67.7 milyarlar, 68 milyarlar seçimler öncesinde karşımızdaydı. Hem Amerika'daki başkanlık seçimleri hem sonrasında 8 Kasım'da içerideki enflasyon raporu sunumu. Burada öne çıkan ifadeler, piyasanın faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini artırması, Aralık ya da Ocak ayına ilişkin beklentilerin dahi konuşulması. Sonrasında geçtiğimiz hafta PPK karar metnini takip ettik. Buradaki ifadeler de elbette önemliydi. Maliye politikasının eş güdümlü olarak ilerleyeceğine ilişkin açıklamalar zaten bir süredir karşımızda olmaya devam ediyor. Dün İstanbul Sanayi Odası'nda da benzer açıklamalar yaptı Merkez Bankası Başkanı. Piyasanın faiz indirimi beklentilerini artırması Borsa İstanbul İstanbul'daki yükselişi destekledi ve son 3 haftalık zaman diliminde bankacılık endeksinde %28'lik bir değer artışı görüyoruz. Borsa İstanbul'da ise 8500'den 9600'e taşınan endeksteki seviyeler önemliydi. Ama bu yükselişlerin hacimli bir şekilde gerçekleştiği de takip ediliyor. Ve dün gerçekleşen işlem hacminde 99.1 milyar liralık bir işlem hacmi de yine takip edildi. Ve yine 110 milyar liranın dahi üstüne çıktığımız işlem hacimlerini hem geçtiğimiz hafta Cuma günü hem de bu hafta Pazartesi günü rakamlarda takip ettik. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da bir yükseliş var. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmıştık zaten kendimizi. Ama bu yükselişler yüksek hacimlerle gerçekleşiyor. Onu da paylaşalım. Bu hafta SPK Başkanı İbrahim Gönül önemli açıklamalarda bulundu. Aşağı satış yasaklarının kalkması adına teknik çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hatta bu çalışmalar 2025 yılına dahi kalmaz dedi. Dolayısıyla yıl sonuna doğru bir açığa satış yasaklarının kalkmasına ilişkin bir düzenleme beklentisi de piyasalarda hakim. Kineme Şimşek yurt dışında yaptığı sunumda bunu paylaşmıştı. Önce BİSEL'de bir düzenleme olabileceğini söylemişti Bakan Mehmet Şimşek. Dolayısıyla bu düzenleme ödemelerin kalkması likiditasyonu ve hacimleri artıracak, yabancı iştahını Borsa İstanbul'a çekecek ve daha yüksek işlem hacimlerini görebilecek miyiz? Elbette bu da önemli olacak. Şimdi hemen aracı kurumlardan gelen hisse değerlendirmeleriyle devam edeceğiz. Bilanço dönemini elbette artık geride bıraktık ama kurumlar da hisse değerlendirmelerini paylaşıyorlar. Tacirler Yatırım'dan Arçelik için al tavsiyesi geldi. Getiri potansiyelini %44 olarak belirttiler bu hafta paylaştıkları raporlarında. Avrupa pazarındaki talepte toparlanma sinyaline dikkat çektiler. Mısır'da açılan fabrikaya yine bir vurgu vardı. Tacirlerin Arçelik için paylaştığı raporunda ve Beko'nun Afrika bölgesinde artacak olan ayak izni de öne çıkıyor dediler. Bu hafta yine beyaz eşya sektörüne ilişkin rakamları da almıştık. Onu da paylaşalım. Konsolide fabrik marjına ilişkin 2024 yılında %7.9'dan %5.8 seviyesine gerileme beklentisinde paylaşmışlar. Özellikle personel giderlerindeki artış nedeniyle düşüş gösterebilir diyorlar. Operasyonel karlılık üzerindeki yine beklentilerini de bu raporda aktarıyorlar. Teknosa tarafındaki raporunu da bugün takip ettik ve dönelim bakalım oraya hemen. 48 liralık hedef fiyat tahmini al tavsiyesi Teknosa cephesinde paylaşılıyor. Ve Teknosa için sektörde köklü ve sağlam bir oyuncu olmasına yine bir vurgu var. Dijital dönüşüm yolculuğuyla birlikte verimlilik artışı yine Teknosa'daki al tavsiyesi sebeplerinden biri olarak paylaşılan detaylarda İklimsan'ın yanı sıra da tamamlayıcı ürünle hizmetlerle değer yaratma kapasitesi başlığına da yine yer vermişler. Ve Türkiye'deki geniş mağaza ağına da yine burada vurgu gerçekleşiyor Teknosa için, onu da paylaşalım. Ve dönelim hemen buradan Albatros Yatırım'dan gelen oradaki tavsiyelere. Albatros Yatırım yayla gıdayı model portföylerine eklediğini paylaştı. 17.7 lira hedef fiyat tahmini
belirttiler. Ve model portföyümüz 106.8'lik nominal getiri sağladı. 19 Eylül'den bu yana endekste %1.4 değer kaybetti demişler. Yani endekste 1.4'lük bir değer kaybı varken model portföyde Albatros yatırımda 106.8'lik bir nominal getiriye dikkat çekmişler. Endeksin %8.2 üzerine bir performans gösterdi diyorlar bizim model portföyümüz. NİDE yatırımının devreye alınması için beklenen tarih aralığının yaklaşması, gıdada güçlü sektörel veriler, yeni yatırımla sağlanacak katma değerli dönüşüm hikayesi başlıklı yatırım temamızla yayla gıdayı model portföyümüze %5 ağırlıkla 17.7 lira hedef fiyatla ekliyoruz diyorlar. Model portföylerinden hisse çıkarmıyorlar. Aselsan'daki ağırlık %2, Çimsa'da %3 olarak ağırlık azaltıyorlar. İşte ağırlıklarını azalttırdıkları hisselerle beraber yayla gıdayda model portföylerini ekleme kararı paylaşıldı. OYAK Çimento için Marbaş Menkul Değerlerin bir raporu var. Hemen oradaki detaylara da bir bakalım. Hisse 12 aylık hisse hedef fiyat tahminini paylaşmışlar. Orada 98.58 liralık bir hedef fiyat tahmini de yine yer alıyor. Detayları paylaşalım. Dolar bazlı indirgenmiş nakit akımları değerlemesini kullanmışlar. 98.58 liralık hedef fiyat belirleme sürecinde tavsiyeleri al. Türkiye çimento sektöründe benzersiz bir konum diyorlar. OYAK Çimento için paylaştıkları detayda Türkiye'yi çimento sektöründe liderliği temsil ediyor demişler ve sektördeki en geniş hazır beton üretim ağı, yine agro kaynaklarıyla ülke çapında stratejik bir yerleşim avantajına sahip 24 milyon tonluk bir çimento üretim kapasitesiyle de ülkenin en büyük çimento tedarikçisi başlığına da yine yer vermişler. Deniz Yatırım'dan da bir rapor vardı, onu da paylaşalım. Sabah bültenini dün gördüğümüzde bankacılık, sigorta, holding, perakende ve havacılık sektörlerini beğendiklerini aktarmışlardı. Yine Aselsan'ı da beğendiklerini dünkü raporda paylaştıkları detaylarda takip etmiştik. Şimdi yükselen işlem hacimleri Borsa İstanbul'da karşımıza çıkıyor dedik. Özellikle Amerika'daki seçim belirsizliğinin sona ermesi, bir yandan enflasyon raporu sunumu, faiz indirme beklentilerinin artış göstermesi. Dün borsada yatay pozitif bir seyirle günü kapattık. 9640'dan kapanış rakamımız karşımızdaydı. 99.1 milyar liralık hacimle. Bugün 9647 puandaki rakamları görüyoruz. Bankalar 3 haftalık bir zaman diliminde %28'lik bir değer kazancı yaşadılar. 14089'da bugün 1005'e yakın bir değer kazancı. Dün de 0.35'lik bir artısı vardı bankaların. Sanayi sektörüne baktığımızda bugün 0.19'luk bir değer kaybını takip ediyoruz. Önce 0.43'lük bir düşüş vardı. Negatif yönde ayrışmıştı endeksten. 12.682 puandaki rakamları okurken dün Borsa İstanbul senet bazında etkileyen tarafta Yapı Kredi, Sabancı Holding, Coca-Cola borsayı yukarı taşıdı. Baskılayan, aşağıya çeken tarafta İş Bankası, Astor ve Ford Otomotiv'de yine yer aldı. Onu da paylaşalım. Dönelim dünya borsalarına. Özellikle küresel risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 endeksi dün 1004 değer kaybetti ve teknoloji hisseleri öncülüğünde günü ekside kapattı. Nasdaq 1008'lik bir ekside günü kapatmıştı çünkü. Dow Jones'a 1003'lük değer kaybı. Russell 1001 artıdaydı. Pozitif ayrışan taraftaydı ama seçimler sonrası özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerde Russell 2000 endeksi ciddi bir yükseliş hareketi de yine karşımıza çıkıyor. Hazine Bakanı için Bessent ismini paylaşmıştı Trump ve piyasalarda bu ismi sevmişti. Çünkü Wall Street dostu, kripto dostu, eski bir hedge fund yöneticisi bu isim, onu da paylaşalım. Trump yeni dönemine hazırlarken ekibini hazırlamaya da devam ediyor. Ve bugün Amerikan borsaları işleme kapalı olacaklar. Onu paylaştık Şükran günü dolayısıyla. İşlemler bugün gerçekleşmeyecek. Dün de erken bir kapanış, yarın da erken bir kapanış göreceğiz. Dönelim Asya'ya. Şangay'da 1004'lük eksiler, Hong Kong'da Hang Seng'de %1'in üzerindeki değer kayıpları da görülüyor. PCE ve çekirdek PCE rakamları dün Amerika'da takip edilmişti. %2.3'lük manşet rakamı gördük. Beklentiyle paralel önceki veride 2.1 seviyesinde bir miktar üzerinde. Özellikle Orta Doğu'daki ateşkes sürecinde anlaşmaya varılması jeopolitik riskinde azalmasına neden olan diğer bir unsur olarak görüldü. Şimdi Borsa İstanbul'u Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajlarını konuşacağız ve Gedik Yatırım'a gideceğiz. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Mesut Kurt bizleri bekliyor. Hoş geldiniz, kolay gelsin.
Hoş bulduk. Teşekkürler Gözde Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Borsa İstanbul tarafındaki resme biraz daha geniş çerçeveden bakalım. İlk çeyrekte, ikinci çeyrekte hızlı yükselişler. Üçüncü çeyrekte sert bir şekilde değer kaybı. %20'den fazla düşüşleri görmüştük. 11 binlerden 8500'lere doğru bir yolculuk ama hem Amerikan seçimleri sonrası, hem enflasyon raporu sunumu sonrası, hem de geçtiğimiz hafta gelen karar metni sonrası yükseliş hareketleri. Acaba bir faiz indirimi fiyatlaması mı var Borsa İstanbul'da? Bu hacimli yükselişleri acaba nasıl okumak lazım? Bundan sonra rota nereye evrilir? Evet, enflasyon raporuyla başladı aslında bankacılık sektörü başta olmak üzere. Sonra genele yayılan adımlar gördük. Bu alımlarda da son iki ayda en azından alışık olmadığımız hacim artışları da vardı. Yani piyasaya yeni katılımcılar de geldiğini gördük ve güçlü bir yükseliş sergiledik. Bankacılık endeksi 14 bine kadar bir yükseliş sergiledi. Burada tabii ki enflasyon raporu sonrasında geçen hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın her ne kadar faizi %50'de sabit bıraksa bile metinde değişiklik yapmıştı ve bu değişiklik sonrasında piyasadaki faiz indirim beklentilerinin tetiklendiğini gördük. Yine bankacılık sektörü öncülüğünde de alımlarla karşılaştık. Tabii ki burada beklenti uzun vadede baktığımız zaman rasyonel politikalarla birlikte güçlü bir ilk yarı görmüştük. Sonrasında da artık hem şirket değerlemeleri hem endeks değerlemeleri bir miktar hedef fiyatlarına yaklaşmıştı. Bir düzeltme, tabii ki jeopolitik riskler, yurt dışı faktörler de önemliydi ama bilançoların da etkisini burada görmüştük. Ve sonrasında da ciddi değer kayıpları sonrasında da güçlü toparlanmalar görüyoruz. Şimdi kısa vadede tabii ki bu enflasyon beklentileri, pardon, faiz indirim beklentileri 3 Aralık'ta Kasım enflasyonuyla birlikte biraz daha zamanlama konusunda netlik gösterecektir. Hatta 2 Kasım'da da, pardon, 2 Aralık'ta da İTO verisi var. İTO tüfeğiyle, TÜİK tüfeğiyle birebir korele değil ama son dönemlerde piyasa ilk etapta bunu takip ediyor. Ona göre pozisyonlanmalar veya yönlenme alıyor. O açıdan bir dahaki hafta Salı günü özellikle TÜİK enflasyonu gördüğümüz zaman biraz daha netlik kazanacak. Eğer enflasyon, Kasım ayı enflasyonu %2 ve altında 1,5-2 arasında bir değer çıkar ise Aralık'ta ölçülü ve sembolik bir faiz indirimi başlayacaktır. Piyasada bunu büyük bir kısmını fiyatladı ama fiyatlamaya da devam edecektir yine bankacılık sektörüyle birlikte. Dediğim gibi ciddi fiyatlamalar gördük 8 Kasım'dan sonra. O yüzden bir indirim beklentisinin netleşmesi halinde çok güçlü bir alımlar beklemiyorum. Yani yine 10 binli seviyeler bizim önemli direnç bölgesine doğru atak sonrası bir kar realizasyonu da görebiliriz. Peki enflasyon yüksek çıkarsa tabii ki Aralık değil Ocak ve hatta Şubat ayları gündeme gelir. Bu durumda bir miktar kar realizasyonu ötelenmesi nedeniyle karşımıza çıkabilir. Teknik seviye olarak bakarsak ana desteğimiz 200 günlük yani 9320 seviyesinde. Yukarıda da 10.000-10.200 kıramadığımız bölgeydi Ağustos'tan beri. Bu bölgelerde gelecek rakamlara göre dalgalanma devam eder diye düşünüyorum. Şimdi özellikle bankalar özelindeki hareketliğe de bir bakalım. Çünkü enflasyon raporu sunumu sonrasında bankalarda biz çok sert hareketlilikler gördük dediniz ki son 3 haftalık yükseliş kabaca %28'lere kadar tekabül ediyor. Ama 3 Aralık'taki yani önümüzdeki hafta Salı günü enflasyonu da belirleyici olacak ki enflasyona karşı ve faiz indirimlerine karşı duyarlı olan tarafta betası yüksek olan bankaları bizler görüyoruz. Dolayısıyla bankacılık sektörü özelini biraz açalım. Neler bekliyoruz orada bundan sonrası adına? Tabii ki bir faiz indirim süreci bilançolara yani mali tablolara bankacılık sektöründe daha hızlı etki etmesini beklenir. Neden? Çünkü kredi mevduat makasının burada önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de Türk bankacılık sisteminde değil mevduatlar daha kısa. Krediler daha uzun vadedir. O yüzden mevduat tarafındaki faizdeki bir geri çekilme mevduatı da geri çekeceği için orada hızlı bilançolara yansımasını göreceğiz. Bunun etkilerini bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Tabii ki buradaki soru şu, yani örneğin Aralık'ta enflasyon beklediği gibi oldu. Aralık'ta bir indirim başladığı zaman peşi sıra bir indirimin devam edeceği, yüklü indirimlerin devam edeceği de anlamı çıkmaması lazım ki Merkez Bankası hem enflasyon raporunda geçen haftaki ve dün İSO'daki kararın açıklamalarında
sıkı para politikasının devam edeceğini ifade ediyorlar. Bunu özellikle belirtiyorlar. Bankacılık sektöründeki bu iyimserlik bir süre daha devam edebilir. Sonrasında da bundan sonra da bilançolara bakmak lazım. Bilançolara etkileri nasıl olmasını bakmak lazım. Hatırlarsınız ikinci çeyrek bilançolarında acaba marjlar dip seviyeyi gördü mü diye bir beklenti oluşmuş. Güçlü de bir tepki hareketi görmüştük ama üçüncü çeyrek bilançolarında da bunların gerçekleşmediğini gördük. O açıdan bakarsak bankacılık sektörüne bu yükseliş eğilmesi devam edebilir. Sınırlı bir alan kalır. Bundan sonra hedef fiyatlamaları ve dördüncü çeyrek bilanço beklentileri ön plana çıkar. Şimdi özellikle açığa satış yasakları kalkacak mı? Buna ilişkin düzenlemeler merak ediliyor. Bu hafta SPK Başkanı İbrahim Gönül'ün mesajlarını aldık. Diyor ki bunun için teknik çalışmalar devam ediyor. Hatta bu düzenleme 2025'e de kalmaz. Dolayısıyla yıl sonuna doğru bir öyle bir düzenleme beklentisi meydana çıktı. Ki Mehmet Şimşek'in de yurt dışında yaptığı bir sunumda görmüştük Mesut Bey. Biz de 50'de önce bu yasakların kalkabileceğine ilişkin mesajlar, sinyaller takip etmiştik orada. Önceki siz kademeli mi beklersiniz? Yani önce BIST 50 sonra BIST 100 gibi bir uygulama mı olur? Onu sorayım. Bir de açık pozisyon sayısındaki artışı, short pozisyonlardaki kurum yoğunlaşmalarını, VIOP kontratların borsayı baskılayıp baskılamadığını konuştuk. Çünkü özellikle açığa satış yasaklarının olduğu piyasada yatırımcı kendini hedge ederken burada açık pozisyonlarda bunu short işlemlerden mi gerçekleştiriyor diye konuşmuştuk. Dolayısıyla burası yabancı iştah açısından, hacim ve likitasyon açısından da yine önemli olur mu? Siz neler beklersiniz bu düzenlemelerde? Evet, piyasanın beklediği ve önerdiği de bir şeydi bu. Açığa satışın tekrardan olması. Hatırlarsak geçen seneki Üzgü deprem olayından sonra açığa satışlar kalkmıştı. Tabii ki bu birincisi likidite açısından oldukça önemli. Likidite gelecektir piyasaya. Ayrıca yabancı tarafında da tekrardan ilginin gelebileceğini, işlem tarafında ilginin geleceğini düşünüyorum. O açıdan biz nasıl ekonomik politikalarında bir normalleşmeye gittiysek, sene başından hatta 1,5 seneden beri, Borsa İstanbul'da da bunu görmek gerekir. Açığa satışta da teknik taraflar halledikten sonra ben geçen yayında da belirtmiştim. Hani bu sene bitmeden bende beklentim vardı. Bu da büyük bir ihtimalle gerçekleşecek. Piyasaya yansımaları dediğim gibi likidite tarafında olumlu olacaktır. Diğer bir konu tabii ki vadeli işlemler piyasasında açığa satış olmadığı için özellikle hedge pozisyonlarında vadeli işlemler tarafında bu hedge'leri alınıyordu. Piyasa yani bireysel yatırımcı diyelim daha çok buradaki short pozisyonları hani piyasayı baskılamak için kullanıldığı gibi bir algısı oluşuyordu ki defaten de bahsetmiştim. Yani burada daha çok hedge pozisyonlanmalar netlik olmasa bile hedge pozisyonlanmaların olduğunu görüyoruz. Ki son dönemdeki tepki, güçlü tepki hareketine rağmen pozisyonlanmalarda öyle ciddi bir kapanma vesaire de yok. O açıdan vadeli işlemler tarafında da tabii ki açığa satış olmayınca teorik fiyatla arasında ciddi bir dengesizlik oluşuyordu. Bunlar normalleşecektir. O açıdan da açığa satış piyasalarımız için olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi özellikle Kasım başından bu yana bizi yukarı taşıyan sektörlerin başında bankalar vardı. Burayı konuştuk ama XGMEO adına da biraz değerlendirme yapalım. Çünkü burada da hızlı bir yükseliş hareketi takip ettik. İşte Trump başkanlığından sonra hatta Rusya işbirliği içinde olan şirketlerin de yükseliş hareketlerini gerçekleştirdiği bir tablo. Gayrimenkul sektörü özellikle yılbaşından bu yana daha zayıf kalmıştı diğer sektörlerin yanında. Ama işte burası da enflasyona göre aslında şeklini biraz değiştiriyor. Son durumda en fazla yükselen sektörler nezdinde ama bundan sonra gayrimenkul tarafında, inşaat tarafında neler beklemek lazım? Bir de kentsel dönüşüme ilişkin yeni kanun teklifinde, meclisin teklifinde önemli düzenlemeler, değişiklikler de içerildiğini takip ettik. Bu hafta gelen yine karşımıza olan detaylardan biriydi. Ne dersiniz oradaki sektörler adına? Gayrimenkul sektörü uzun süreden beri yani en azından son bir seneden beri bir durgunluğa girdi. 2-3 sene öncesini hatırladığımız zaman ciddi yükselişler vardı burada konut tarafında, fiyatlar tarafında. Tabii ki faizin yüksek olması bunu en baskıladı diyebiliriz.
Yani faiz indirim sürecinin başladığı anda biraz önce de bahsettim. Bir bankaların bilançosuna yansıdığı gibi yansımayacaktır gayrimenkul tarafında da diye düşünüyorum. Aynı sanayide olduğu gibi. Çünkü burada belli bir aşamaya geldikten sonra krediler, konut kredileri bir miktar daha ivmelenme görebiliriz. Tabii ki buradaki haber akışları yani bir beklentiye girilmesi artık bundan sonraki süreçte faiz indirim sürecine girilmesi tabii ki sektör üzerinde olumlu olacaktır. Ama bunun ciddi bir fiyatlamasını, hızlı bir fiyatlamasını görmeyeceğiz ki gerçekten de son 2 haftalık periyoda baktığımız zaman aynı bankalarda olduğu gibi gayrimenkul şirketlerinin birçoğunda da sert yükselişler gördük. Ama dediğim gibi çok ciddi bir kısa vadede çok ciddi bir potansiyel olacağını düşünmüyorum. Kentsel dönüşüm buradaki ana faktördü. Yani bu hem faiz indirim beklentisi hem kentsel dönüşümdeki bu yasayla birlikte burada çimento tarafında da bir hareketlenme olduğunu gördük. Ki gayrimenkul tarafında veyahut da sektör inşaat ve çimento sektörlerindeki zaten şu aşamada da geçmiş dönemde de yani kısa vadeli geçmiş dönemde de bu kentsel dönüşüm özellikle İstanbul'daki o beklenen depremle ilgili kentsel dönüşüm hız kazanması sektörleri güçlü tutuyordu. Bundan sonraki süreçte dip yapmış olabilirler ama dediğim gibi getiri tarafında çok hızlı bir getirilerin devam edeceğini düşünmüyorum. Şimdi özellikle bir de dönelim yabancının hareketlerine. Borsa İstanbul ağırlıklı satış pozisyonunda olduğunu görmüştük. İşte 2.6 milyar dolarlık yaklaşık yılbaşından bu yana satışları. Tahvil tarafında tam tersi 16.5 milyar dolarlık bir alım. Özellikle kendini daha risksiz tarafta pozisyonlandıran bir yabancı mı vardı? Sabit getirili menkul kıymetler nezdindeki bu ilgiyi nasıl yorumlamak gerekiyor? Aslında faiz indirim beklentileri ve bundan sonraki sürece dair Mesut Bey... son tabloyla bizler aktif tahvil faizlerinde kısa vadelilerde aşağı yönlü hareketlilikleri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yabancının da pozisyonlarında hem carry işlemlerini takip etmiştik. Geçtiğimiz hafta bazı kurumlar buradaki pozisyonlarını yarı yarıya indirmişlerdi. JP Morgan ve Citi vardı örneğin bu kurumlar nezdinde. Ama bundan sonra yabancı kendini nasıl pozisyonlandırır? Borsa İstanbul'a bir ilgisi olabilir mi faiz indirimlerini göreceksek? Ya da hazır faiz indirimi var sabit getirili taraf hafta dipsler, hazine sahvileri karşımıza çıkıyor diyen bir yabancı mı görürüz yine? Evet, burayı seneye ikiye ayırabiliriz aslında. Yani Mayıs ayına kadar aslında yabancı, geçen sene Ekim ayından Mayıs ayına kadar yabancı hisse senedi tarafında pozisyonlanma alıyordu. Daha dipslere ki %1'lere hatta altına kadar yabancı pozisyonuna indiğini görmüştük. Bu süreç sonrasında enflasyonun Mayıs'ta zirve görmesi sonrasında da ve Merkez Bankası'nın yanılmıyorsam Nisan ayındaydı 50'ye çıkartması yani zirve seviyesine faiz tutması sonrasında TL tarafına kayışlar oldu. Yani borsa tarafından ziyade tahvil tarafına carry trade'lere nedeniyle kayış olduğunu gördük. O dönemden sonra da Borsa İstanbul'da asıl satışların yabancı satışların ağırlık kazandığını ama tahvil tarafında da güçlü alımlar gördük. 14 milyarın üstündeydi geçen haftaki son rakam yanlış hatırlamıyorsam. Bu süreç devam edecektir. Yani TL'ye ilgi devam edecektir. Ama burada tabii ki faiz indirimleriyle birlikte yabancıların Borsa İstanbul'a da artık talepte bulunacağını düşünüyorum. Bunlar ilk etapta sınırlı olabilir ama bu faiz indirimi süreci devam ettiği sürece de tahvil tarafından Borsa İstanbul tarafından geçmesini düşünüyorum. Bu şu demek olmasın, tahvil piyasasında alımlar bitecek veya yabancı ilgisi bitecek demiyorum. Belki orada dediğiniz gibi kısa vadeli bir süre daha devam edebilir ama ondan sonra tahvil tarafında da uzun vadeliye talepler göstermesi beklenebilir. Hatırlarsanız 2018 öncesinde yani %65-70 civarında bir yabancı takasımız vardı Borsa İstanbul'da. Dipslerdeki yabancı oranında %23-24'lerdeydi. Şu andaki noktalara baktığımız zaman her iki tarafta da aslında oldukça düşük seviyelerdeyiz. Yabancı bu tarafta bence TL'ye bu rasyonel politikalar devam ettiği sürece TL varlıkları ilgisi devam edecektir. Bir de buradan dışarıya dönüp bakalım. Trump politikaları, Trump'ın
yeni başkan adayları, Hazine Bakanı Bessent önemli bir isim, eski bir hedge fund yöneticisi, Wall Street dostu bir isim ki piyasada sanki bu kararı, bu adayı sevdi gibi gözüküyor. Bir yandan Fed'in daha agresif bir, daha az agresif bir tonda faiz indirebileceği, yani daha düşük dozajlı faiz indirimi sürecine devam edebileceği beklentileri, Trump'ın yayacağı enflasyonist ve büyümeci politikalarla beraber bunu fiyatlamalarda çok net görüyorduk Mesut Bey. Bundan sonrası için acaba neler bekleriz Trump politikalarıyla beraber piyasa fiyatlamaları tarafında? Örneğin güçlü dolar teması devam edecek mi mesela? 108 puana kadar da yükseldi. Cuma günü hareketlilikler de gördük. Evet, yani Trump'ın ilk dönemdeki başkanlık sürecine baktığımız zaman ekonomi uygulama politikalarına dolar güçlü, büyüme odaklı ve güçlü dolar tarafındaydı ve aldığı kararlar da bu yöndeydi. Tabii o dönemde de Fed'le çatıştığı dönemler olmuştu. Bu seçim öncesinde, daha doğrusu kampanya sırasında da aslında bunu işaretinde veriyordu. Kısaca toparlarsak burada Trump'ın politikaları güçlü doları destekleyecektir. Hatta seçim öncesindeki bir açıklamasında enflasyon benim için önemli değildir diye de mesaj vermişti. O büyüme odaklı. Bunun devamı göreceğiz. Yani güçlü dolar devam edecektir mutlaka. Buradaki zaten ilk fiyatlamalara baktığımız zaman da bunları görüyoruz. 108 dolarlara kadar DXY çıkmıştı. Ama buradaki tabii ki işte Hazine Bakanı biraz daha iyimser olması veyahut da Trump'ı dengeleyecek beklentileri bir miktar hem Amerika faizlerinde hem de dolar endeksinde bir miktar geri çekilmeye neden olmuştu. Burada 20 Ocak'ta yanılmıyorsam Trump gelecek. Yani işte bu hafta içindeydi, yani tabii bu hafta içindeydi. Çin'e ek gümrük vergileri ve Kanada ve Meksika'ya gümrük vergilerinin uygulaması. Yani bundan sonraki süreçte biraz volatilite görebiliriz. Ticari savaşlarda, kur savaşlarında bunları izleyebiliriz. Bunlar dengelenecektir tabii ki bir şekilde. Ama ilk etaptaki söylemler ve yaptığı, aldığı kararlara baktığımız zaman güçlü dolar, enflasyonist bir Amerika ve küresel tarafta bunları görebiliriz. Fed tarafına gelince, yani son açıklamasında Powell, son toplantı açıklamasında aceleci olmayacağız açıklamasını yaptıydı. Dünkü son dönemdeki enflasyon verileri biraz yüksek. Dün de hatta çekirdek PCE rakamına baktığımız zaman evet, beklentiler dahilinde ama son 6 ayın en yükseğindeydi. Bu nedenden dolayı Fed belki şu aşamada devam edecektir. Büyük bir ihtimalle Aralık'ta 25 bas puanla birlikte yılı tamamlayacaktır indirimle birlikte. Ama ondan sonra Powell'ın tabii ki uygulamaları önemli olacak. Burada sadece şunu söylemek isterim. Birinci dönemde çoğu zaman kıyaslıyoruz Trump'ın uygulamalarını ama şunu da unutmamak lazım. Özellikle Çin tarafında. Çin ne 2000'lerin başında ne de 2016'daki Çin değil. Orada evet hem Avrupa tarafında hem Çin tarafında baktığımız zaman ekonomileri şu anda Amerika'dan daha olumsuz en azından veriler tarafına bakarsak ama buradaki geçmiş dönemdeki uygulamaların aynı etkilerini göstereceğini özellikle Çin tarafında düşünmüyorum. Avrupa tarafında ise bir miktar daha baskı yapar diye düşünmekteyim. Mesut Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. Gedik Yatırım ailesine de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim şirket haberleri diyeceğiz. Hemen bakalım oradaki gündem başlıklarına. Garanti BBVA 10 yıl vadeli ve 750 milyon dolarlık yılın ikinci sermaye benzeri ihracını tamamlıyor. Akbank yurt dışında 408 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma ihraç etti. Ve QNB Finansbank'tan da yurt dışında 370 gün vadeli 17.4 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihracı geliyor. Yapı Kredi 369 gün vadeli 75 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç etti. Burada bankaların Eurobond ihraçları devam ediyor. Spread'ler oldukça daraldı. Örneğin Garanti BBVA'da bunun çok net resmini görüyoruz. Dolayısıyla gelen not artışları ne işe yarıyor diye baktığımızda spreadlerin daralmasına, yani Türkiye'nin özel sektörün, hazinenin hem kamunun hem de özel sektörün daha düşük borçlanma maliyetleriyle borçlanmasına yol açıyor. Onu da
ekleyelim. Otokar Romanya ile yaklaşık 857 milyon euro değerinde askeri araç anlaşması imzaladı. Zaten bugün de açılışta, açılıştan sonra %5'lik hızlı bir yükseliş bu haberin hemen ardından gördük. Türkiye İş Bankası da 63 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç etti. Onu da aktaralım. Dönelim altın ve para piyasalarına. Altını aslında para piyasalarındaki hareketliliği konuşalım. Güçlenen dolar, güçlenen tahvil faizleri altını baskılamıştı. Geçtiğimiz hafta durum biraz değişti. Ukrayna önce Amerikan füzesiyle sonra İngiltere füzesiyle Rusya'ya saldırdı. Ama bir yandan ateşkes haberlerini İsrail ve Lübnan arasında takip ediyoruz. Risk başlıklarının bir nebze de olsun azaldığı bir ortam. Amerika'nın Hazine Bakanı Bessant, emtialar bu ismi, emtia grubu bu ismi sevdi gibi gözüküyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay'a soracağız son gelişmeleri. Hoş geldiniz, kolay gelsin. Memnuniyetle, hoş bulduk. Şimdi özellikle emtia grubu adına fiyatlamalara, kıymetli metaller nezdinde, altın nezdinde biraz bakalım. Güçlenen dolar, güçlenen hazine tahvil faizleri görmüştük. Altın baskı altında kalmıştı. Sonrasında geçtiğimiz hafta gündem oldukça karışıktı. Bu haftaya baktık. İsrail tarafında Lübnan cephesinde bir ateşkes dün saat 5 sularında, sabah 5 sularında devreye girdi. Neler yaşıyor altın cephesi? Yükseliş eğilimine ilişkin özellikle bizler Trump zaferine kadar çok hızlı bir yükseliş görmüştük. Sonrasında bir düşüş hareketi karşımıza çıktı ama yatırımcısının neler bekliyor altın tarafında? Evet, özellikle geçtiğimiz hafta jeopolitik risklerin ciddi manada artış göstermesiyle altın ciddi manada bir güvenli liman talebi gördü ki bu da açıkçası Trump'ın kesin zaferinden sonra yaşanan düzeltme hareketinin bir anda tersine dönmesine yol açtı. Özellikle Avrupa'da İsviçre'deki altın rezervlerinin çok hızlı bir şekilde Londra'ya transferini gözlemledik geçtiğimiz hafta. Bu da ons fiyatında özellikle hem euro hem de pound cinsinden de sert yükselişler görmemize sebep oldu. Şu aralıkta altın hem jeopolitik gerilimler hem de FED öngörüleri arasında bir miktar dalgalı bir seyir izliyor diyebiliriz. Özellikle jeopolitik risklerin bu hafta biraz daha düşüş göstermesi, İsrail kabinesiyle Lübnan arasındaki 60 günlük ateşkesin onaylanması bu noktada biraz tansiyonu düşürdü ki altın tarafında bir miktar düzeltme hareketi görüyoruz. Şimdi önümüzdeki döneme ilişkin tabii ki altın fiyatında yolu belirleyecek en önemli çizgi Trump'ın politikaları olacak. Hem Trump'ın politikaları ve politikalar karşısında Fed'in atacağı ve daha doğrusu alacağı pozisyonlamalar. Altın piyasasının özellikle birim fiyatının yükseliş eğimesini yakalamakta bir miktar zorlandığını gözlemliyoruz. Bu da fiyata ciddi manada zarar veriyor. Özellikle küresel ekonomideki belirsizlikler devam ettikçe kuşkusuz altın fiyatı bundan bir miktar pozitif fayda sağlayacaktır. Fakat şunu da göz ardı etmemek lazım. Ocak ayında göreve başlayacak Trump'ın uygulamaya başlayacağı ilk politikalar özellikle gün geçtikçe her geçen gün açıklandıkça her açıklanan politika altın varlığına ciddi manada zarar veriyor ve altın fiyatı yükseliş hareketine geçmekte ciddi manada güçlük yaşıyor. Bunun temel sebebi Trump'ın açıkladığı her politikanın hem Meksika, Kanada ve Çin'e ek gümrük vergileri getirecek olması, içeride hem de göçmenlerin bir miktar ülke dışına çıkarılacak olması, kuşkusuz daha güçlü bir dolar ve her şeyden önemlisi ciddi manada bir enflasyon beklentisi yaratıyor ki bu da karşımıza Fed'in bir miktar özellikle faiz indirimlerinde gazdan ayağını çekmesi ve yavaşlaması gerçekliğini çıkarıyor. Bu noktada altın fiyatı bir miktar güçlük yaşayacaktır. Özellikle ilk etapta enflasyonist baskıyla birlikte her ne kadar bir yükseliş hareketine girse de şu aşamada baktığımızda 2025 için altın fiyatlarında çok kolay bir yıl olmayacağını söyleyebiliriz. Özellikle bu yılın Temmuz ve Ekim ayında yaşadığımız %30'a varan sert yükseliş hareketini yakın bir zamanda en azından 2025 yılı içerisinde görmemiz çok mümkün görünmüyor. Yatay bir band aralığında üst tarafta 3000 doların bunun ons tarafında sınır olacağını düşünüyorum. Alt tarafta ciddi manada düzeltmeler görebiliriz. Özellikle jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatında çok uzun bir süredir ertelenmiş olan kar alma baskısının da devreye girmesiyle birlikte o tarafta bir düzeltme hareketi de görebiliriz. Alt tarafta 2200 risklerin hala masada olduğunu düşünüyorum. Üst taraftaki sınırın da 3000 dolar olduğunu düşünüyorum. Buna göre pozisyon almanın yatırımcılar açısından daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim.
Şimdi hemen bir de petrol tarafına ilişkin son duruma değinelim. OPEC Plus toplantısı 5 Aralık tarihine erteleniyor. Özellikle burada bir üretim artışı gelecek mi? Zayıf küresel petrol talebi nedeniyle üretim artışlarını yeniden ertelemeyi gündeme getirebilir mi? OPEC Plus 5 Aralık'taki toplantısında hem burayı soracağım hem de bir de Trump'ın özellikle enerji politikalarını hep konuşuyoruz. Fosil yakıtlarda üretimi artırmayı hedefleyen bir politika yapısına sahip, tam tersi yenilenebilir enerjide dünyanın tam tersi bir görüş izleyen bir başkan. Ne dersiniz petrol tarafına ilişkin son gelişmeleri? Yani özellikle Orta Doğu'daki gerilimin biraz düşmüş olması petrol tarafındaki arz endişelerinin biraz baskılanmasına yol açtı. Fiyat tarafında da açıkçası çok fazla bir hareket gözlemlemiyoruz. Uzun bir süredir 70 dolar üzerinde tutunmayı başaran fakat 80 doları kırmakta zorlanan dar bir bantta hareket eden bir fiyat hareketinden bahsedebiliriz. Tabii ki Trump politikaları kuşkusuz petrol tarafına bir miktar destek sunuyor. Fakat bununla birlikte Trump'ın devreye alacağı ek gümrük vergileri kuşkusuz dünyada petrolün en büyük talep edicisi olan Çin'e ciddi manada zarar vuracaktır ki özellikle talep noktasında bir baskı oluşacaktır ki bu da petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketinde ciddi manada güçlük yaşayacağı bir periyodu karşımıza dayatıyor. Özellikle daha güçlü bir dolar ve daha enflasyonist bir ortam petrol fiyatının 2025 yılı için bir miktar daha zorluk yaşayacağı gerçekliğini karşımıza çıkarıyor. Yukarı tarafta özellikle petrolde sene başından beri 90 dolar, 100 dolar bandının geçilmesini çok kolay görmüyordum. 2025 için bunu biraz daha revize etme ihtiyacı hissediyorum. Artık 80 dolar bandının da kısa ve orta vadede geçilmesi çok mümkün görünmüyor. Özellikle jeopolitik risklerin de giderek azalmaya başlamasıyla birlikte Çin tarafındaki talebin de bir miktar baskılanması sonucu petrol tarafında aşağı yönlü fiyatlamaların 65-60 dolar seviyelerinin en azından ilk çeyrekte daha makul, daha ulaşılabilir seviyeli olarak karşımızda durduğunu söyleyebilirim. Özellikle emtia cephesinde özellikle doların büyük bir etkisi olduğunda konuşuyoruz. Yükselen dolar temasına az önce biraz atıfta bulunmaya çalıştık ama orayı biraz açalım. Çünkü 108 puanlarda olan dolar endeksi, Trump'ın daha yüksek kamu harcamaları, daha geniş bir maliye politikası. Dolayısıyla bunun ortaya çıkarabileceği bir enflasyon beklentisi ki zaten kendisi önceki dönemde de Fed Başkanı Powell'ı oldukça fazla uyarmıştı. Bununla ilgili sosyal medyada X üzerinde de 100'den fazla paylaşımının bulunduğu görülüyor bir çalışmaya göre Candaş Bey. Dolayısıyla aslında Trump Fed Başkanı Powell'a çok düşük faiz oranları olduğu dönemde bile faizleri indirin diye uyarılar yapan bir başkan. Bundan sonrası için neler bekliyoruz? Dolar endeksi, güçlenen dolar adına. Evet, özellikle Trump zaferi sonrası dolar endeksinde ciddi manada bir ivmelenme gözlemledik. Ki bunun doğal çıktısı olarak da diğer para birimlerinin dolara karşı pozisyon almakta ciddi manada zorlandığını söyleyebiliriz. Özellikle ülkelerin dolar rezervlerine baktığımız zaman son çeyrekte yaklaşık %71'den %58'e kadar gevşediğini ve buna karşılık ülkelerin altın rezervlerinin ciddi manada artış gösterdiği bir senaryodan geçiyoruz. Özellikle Trump'ın Hazine Bakanı önerisi piyasalar tarafından bir miktar olumlu karşılandı. Bu biraz doların yükselişi noktasında olumlu bir ivme, bir baskılayıcı unsur yaratabilir. En azından doların daha fazla değer kazanması noktasında. Çünkü Trump'ın önerdiği isim hali hazırda aktif bir fon yöneticisi ve birçok krizi başarıyla atlatmış ve ciddi manada getiri sağlamayı başarmış bir hazine fon yöneticisinden bahsediyoruz. Piyasaların memnuniyetle karşıladığı ve bu işi rahatlıkla yürütebilecek bir isim olarak değerlendirildiği için bu noktada Fed'in de üzerindeki baskıyı bir miktar almasını düşünebiliriz. Özellikle yapmış olduğu açıklamalarla da enflasyondaki hedefin ciddi manada başarılı olması ve faiz noktasındaki görüşün de Trump kadar sert olmaması bu noktada Trump'ın söylemlerini biraz dengeliyor. Evet, dolar endeksinde ciddi manada bir yükseliş gözlemledik ama bu ismin atanması gerçekleşirse eğer bu noktada bir dengelenme ve tekrar bir gevşeme senaryosu kuvvetli muhtemelen karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi özellikle Goldman Sachs'a altın ve petrol tahminine ilişkin görüşlerini paylaşmıştı. Orada demişti ki 2025 yılında petrol fiyatları 70 ila 85 dolar bandında bir bölgede olabilir. Dolar endeksindeki güçlenme beklentisini de öncesinde paylaştılar.
Bir yandan güçlenen dolar, petrol fiyatlarını baskılamakla beraber üretim artışlarının gündemde olması enflasyonist tarafta aşağı yönlü bir etkiyi beraberinde getirebilir mi? Biraz daha orayı değerlendirelim. Özellikle Trump'ın ortaya koymuş olduğu tutum, Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik ek vergilerin gündeme gelecek olması kuşkusuz bu noktada enflasyonu ateşleyecek, bir miktar arttıracak bir unsur olarak masada duruyor. Her şeyden önemlisi Çin'de kötüleşen üretici fiyat deflasyonu ve üretim çıktılarının son 3 aydır giderek düşüyor olması da bunun bir önden fiyatlaması olarak değerlendirebiliriz açıkçası. Dolayısıyla bu noktadaki zayıflık kuşkusuz ciddi manada bir enflasyonist etkiye de yol açabilir. Fakat orta ve uzun vadede dediğim gibi eğer olası Hazine Bakanı ataması gerçekleşirse piyasa dostu bir isim olarak bu noktada hem Fed politikalarının biraz daha Trump'ın baskısından kurtulmasını, doların sert değer kazanma eğimesinin biraz daha gevşemesini, enflasyonist baskıların da biraz daha ortadan kalkması gerçekliğini karşımıza çıkarabilir. Çünkü karşımızda somut bir gerçeklik var. Fed enflasyonla mücadele kapsamında son derece başarılı bir iş çıkardı. Özellikle 5 seviyesi üzerindeki faizlerin çok uzun bir süre korunmasına rağmen bu noktada istihdam piyasasının ve iş gücü piyasasının gücünü hiçbir şekilde bozmadan koruduğuna da şahit olduk. Ki bu noktada da özellikle faiz hızının da çok hızlı bir şekilde düşürüleceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla enflasyonist baskılar evet ilk söylemlere göre masada olmakla birlikte kuşkusuz bunun Trump'ın başkanlığı devralmasıyla birlikte şu an dillendirilen senaryo kadar kötümser bir dönemin önümüzde olmadığını söyleyebilirim. Fosil yakıt üretimine ilişkin tüm bu detayları konuştuk. Yani Trump'ın politikalarını orada biliyoruz. Dolayısıyla yenilenebilir enerji tarafı biraz daha geriden mi gelecek? Burası bir soru işareti. Hemen ardından bu durum gümüşü de etkiliyor. Hem aslında altının Trump zaferiyle biraz daha baskı altında kaldığı tabloda gümüşlere düşüşler görmüştük. Ama gümüşü etkileyen taraf da Candaş Bey aynı zamanda endüstriyel metal olması, güneş enerjisinde çok kullanılan bir metal olması ve Trump'ın Çin'e uyguladığı ek gümrük vergi tarifeleri dünyanın en büyük ithalatçısı ve ihracatçısı. Dolayısıyla gümüşü etkileyen sanki çok daha fazla faktör var gibi. Orada neler bekleriz? Evet, gümüşü etkileyen çok fazla faktör var ama 2025 yılı için gümüşün altına göre biraz pozisyon almakta daha avantajlı olduğunu da söyleyebilirim. Özellikle göreli değerine baktığımız zaman altına göre ciddi manada ucuz kaldı. Son periyottaki yükseliş hareketine her ne kadar katılım gösterse de son açıklanan verilerle birlikte gümüş tarafında da ciddi manada bir düzeltme gözlemliyoruz. 2025 yılı için gümüş tarafında pozitif ve olumlu konuşmamız için birçok senaryo var. Evet, gümüşün beslendiği ana damar her ne kadar endüstri olsa da ve bunun da birinci merkezinin Çin olduğu gerçekliği karşımızda dursa da bu noktada gümüşün yine performansını, başarılı performansını sürdürmesini bekleyebiliriz. Evet, gümüşün dünyadaki arz ve talebine baktığımız zaman şu an dengeli bir seyir gözlemliyoruz. Yaklaşık 1 milyar onsa yakın bir arz ve buna nazaran 1.2 milyar onsluk bir talepten bahsediyoruz. Ve aradaki farkın da geri dönüşümle karşılandığı rahat bir periyottan söz edebiliriz. Önümüzdeki periyotta tabii ki Çin'e uygulanacak baskılar kuşkusuz yeşil enerji yatırımlarının da biraz önünü açabilecek yeni bir politika setini karşımıza dayatabilir ki bu noktada gümüşün son derece pozitif etkilendiği farklı bir senaryoda karşımıza çıkabiliriz. Son 3 yılın verilerine baktığımız zaman Hindistan tarafında çok ciddi manada bir gümüş talebi olduğunu gözlemliyoruz. Dünyadaki çıktının yaklaşık 3'te 1'ini Hindistan'ın tek başına ithal ettiği bu konjonktürde gümüş fiyatlarında özellikle altına nazaran ciddi manada göreli düşük seyrettiği bu konjonktürde 2025 için ciddi manada bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gümüş çift taraflı beslenen bir mekanizma. Hem para politikasından etkilenen hem de endüstri tarafındaki iyileşmelerden etkilenen bir emtiadan bahsediyoruz. Fed faiz indiriminde frene basarsa, bu noktada bir yavaşlık gösterirse kuşkusuz endüstri tarafında bir baskılanma olacaktır. Fakat fiyat hareketi tarafında bir miktar yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Diğer senaryoda Fed'in faiz indirimini hızlandırdığı senaryoda da endüstri çıktılarının artması gümüşe yine pozitif etki sağlayacaktır diyebiliriz. Candaş Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. Kolaylıklar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim. Efendim Candaş Atalay emtia piyasasındaki gündemi aktardı. Biz de hemen o detaylarla devam edeceğiz. Altında bir denge arayışı karşımızda. Fed'in faiz indirimini destekleyen veriler, altın tarafında yine bir miktar denge arayışı pozisyonlarını beraberinde getiriyor. Amerikan dolarındaki yükseliş arttıkça kıymetli metallerde baskıda artış gösteriyor. Dönelim petrol fiyatlarına. OPEC Plus toplantısı 5 Aralık tarihine ertelendi ama üretim kesintilerini devam ettirecek mi? OPEC Plus ülkeleri, petrol ihracı olan ülkeler, işte bu da yine önemli, petrol fiyatlarının bir miktar düşüşünde ateşkes anlaşmasının da yine yer aldığını takip ediyoruz. Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik riskler de bir yandan petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Goldman Sachs'tan altın ve petrol tahmini geldi dedik. 2025 yılı içinde petrol tahminlerinde 70 lira 85 dolarlık bir tahmin paylaşmışlar. Altın fiyatlarının da 2025'te 3150 dolar bandına kadar yükselebileceği beklentisini aktarıyorlar. Tarım emtia grubu oldukça hareketli. Kahve fiyatları son 47 yılın en yüksek seviyesine kadar ulaştı. Ve küresel arz sıkıntısına ilişkin endişeler artık kahve severleri de biraz üzecek gibi gözüküyor. Onu da paylaşalım. Trump'ın yeni gümrük vergi tarifelerinden bahsettik. Çin, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifeler petrol ithalatını da etkileyecek. Burası elbette önemli. Gümrük vergisi getirme planları ham petrol tarafında muaf tutmayacak. Dolayısıyla petrol de işte bu gelişmelerden yakından etkileniyor. Onu da paylaşalım. Ulusal güvenlik açısından da aynı zamanda riskleri beraberinde getiriyor. Efendim piyasa saatinin sonuna geldik. Veda ediyoruz ama kısa bir Avrupa turu yapacağız. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Efendim Amerikan piyasaları Şükran Gün nedeniyle kapalı. Yarın yarım gün açık olacaklar. Erken bir kapanış gelecek. Londra bugün 1000'de 2 artı. Almanya DAX 1000'de 7 yükseliyor. Kakaran Paris'te 0.67 artıdayken Madrid'de yükselişe eşlik ediyor. 1000'de 4'lük artısıyla ve nokta alıyoruz.